Merhabalar arkadaşlar sıfırdan kodlamaya devam ediyoruz. Bu videoda sizlere setlerden bahsedeceğim. Setler bir veri türüdür. Objeleri unik bir şekilde liste halinde tutmamızı sağlar. Setlere bir objeyi sadece bir kere ekleyebiliriz. Setin aslında ana mantığı ve dinamiği budur. Bir set nasıl tanımlanır onu görelim. Öncelikle değişkenimizin adını yazalım. Example set diye değişkenin adını yazıyorum. Eşitlerin karşısına ise new set diye belirtebilirim. New bir keyword'tür ve bir klası objeyi tekraren oluşturmamızı sağlar. Set objesini oluşturuyoruz. Daha doğrusu klasını oluşturuyoruz. İlerleyen videolarda bunlardan da bahsedeceğim. Bir setimizi oluşturduk. Sonrasında ise bu sete bir eleman eklemek istediğimizde ise example set add fonksiyonunu kullanabiliriz. Mesela 5 ekleyebilirim, 6 ekleyebilirim, 2'yi ekleyebilirim, 99'u hatta 999 ekleyebilirim. Şimdi şu her ekleme işleminin sonucunda setimizdeki elemanlarla birlikte setimizi bize geri döndürüyor. Bu sayede setin durumunu görebilirim. Peki sete tekraren 5 eklemek istediğimde 5'ten bir daha eklemediğini görüyorum. Setin asıl işlevi budur. Setlerden bir eleman çıkarmak istediğimde ise delete fonksiyonunu kullanabilirim. 6'yı çıkardım. 5 çıkardım, 6'yı çıkardım, 2'yi çıkardım. Delete fonksiyonunda gönderdiğimiz değer eğer ki sette varsa ve çıkartıldıysa bize true diye bu fonksiyon geri döndürülecektir. Ve mesela 200'ü deneyelim ya da 2000'i false gönderdi. Bu sayede çıkarma işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu şekilde de anlayabiliriz. Ayrıca set for each fonksiyonunu da destekler. Bu sayede setin içerisinde for each fonksiyonları da yazabilirsiniz. Hemen şöyle setteki elemanları gezelim. Ve sadece sette 999 kaldığından ötürü onu bize geri döndürdü. Bu videonun ödevi olarak da setleri kullanarak sanki bir oyuncu listesi varmış gibi bir örnek yapabilirsiniz.